firma sayısına kadar il genelde toplam 20 ilçe üzerinde yaklaşık 3000 firma. Şu andaki toplam sayımız 97 pozitif vakamız var. Rakam biraz arttı. Bunun en önemli sebeplerinden çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim size. Şimdi Tekman ilçemizde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve 3 köyümüzü vaka testi yaptık. 3 köyü karantina altına aldık. Bir pozitif vaka İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, Muş'tan o cenazeye katılmak üzere gelen hemşerilerimiz birden 43 vaka birden arttırdı. Şimdi o kadar önemli bir şey ki bu, bakın. Yani işte bunalan, sıkılan vatandaşlarımız var. Biz az önce söylediğim gibi Türkiye'nin üçüncü büyük coğrafyasında yaşıyoruz Erzurum olarak. Bir ucumuz daha Karadeniz'de, bir ucumuz Doğu Anadolu'nun en şeyinde. Dolayısıyla bakın onca tedbir almamıza rağmen izin vesaire vesaire vesaire. Orada kaçak seyahat belgelerini falan da test ettik. Onlara yönelik işlemler yaptık. 47-43 vaka birden artış oldu. Şimdi diğer ilçelerimize baktığımızda o kadar şey değil. Yani karantina olan köylerimiz ne var? Onun için bu tedbirler değerli arkadaşlar çok önemli. Şu ana kadar 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vatandaşlarımızın çoğu 70 yaşın üzerinde ve kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon gibi devamında şey olan rahatsızlıklar var. Şu anda 9 vatandaşımız, 9 hastamız yoğun bakımda. Bunun 4'ü de entübe durumunda. 163 hastaya da tavsiye etmişiz. Yani bu da bizim için son derece önemli bir veri. Size biraz ekonomik verilerden bahsedeceğim. Biz pandemi boyunca, yani bu salgın boyunca insanların, işte esnafımızın işletmelerini kapattık. Lokantalar, kafeteryalar, işte başka neydi? Berberler, kuaförler. Peki kapattık da devlet olarak oturuyor muyuz? Hayır, oturmuyoruz. Bakın devlet ne yaptı? Size ondan anlatacağım. Birincisi, Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığımız marifetiyle faz 1, faz 2 çerçevesinde şu ana kadar yaklaşık 40 bin kişiye, bir defa hasta olmak üzere 1000 liralık ödemeyle 40 bin lira civarında ödeme yaptı. Bunlar Vefa Destek Grubu ve PTT üzerinden sosyal anlaşma vakıflarında dosyaları olan vatandaşlara yaptığımız toplam ödeme. Karşılıksız bir defa hasta olmak üzere yaklaşık 40 bin lira. Faz 3 çerçevesinde biraz daha böyle rahat hareket edeceğiz. Müracaatlarını alıyoruz. Buradan sizin aracınıza bütün hemşehrilerimize duyuruyorum. Yani evi varmış, arabası varmış da ona bakmayacağız. Yine bir defaması 1000 lira olmak üzere muhtemelen az bir 20 bin kişiye ilk toplamında söylüyorum. 20 ilçemizle beraber yaklaşık 20 bin lira bir ödeme yapacağınızı tahmin ediyoruz. Mesela Cumhurbaşkanımız hep arz ediyoruz. Şehrimizin bu ihtiyaçlarını. Şu ana kadar toplamda iş kur üzere yanımızda kalan 447 vatandaşımız var. Bunlar biliyorsunuz Türkiye genelinde ülkelere dağıtıldı. Suudi Arabistan'dan, Nijer'den, Mali'den, Bosna Hersek'ten ve Hırvatistan'dan gelen toplam 447 Türk vatandaşı 14 günlük karantina boyunca yurtlarımızda kalıyorlar. Onların yaşları vesaire hepsini biz karşılıyoruz. Daha sonra da toplamda asıl memleketlerine gönderilecekler. Göç İdaresi'ne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezimizde 440 tane göçmen var. Ondan sonra iş yerleri denetimlerimiz devam ediyor. Hem il müdürümüz hem de Büyükşehir Belediye'mizle beraber. Maske sıkıntımız vardı biraz. Maske sıkıntısını valimiz ve Büyükşehir Belediye'mizle çözmeye gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediye'miz yaklaşık 200 bin adet maskeyi dağıtmış olacak. Biz varlık olarak 100 bin adet dağıttık. Bu vatandaşın bireysel olarak
ezanın adlı maskeli haricinde. Şu ana kadar da Eczacı Odası Başkanımız da burada pandemi kurulu üyemiz. 150 bin kişiye maske dağıtımı yapılmış. Kişi bazında maske sayısı değil, 150 bin kişiye Erzurum'da. Her 3 günde bir eczanelere geliyor, eczacı odalarına geliyor ve her 3 günde bir eczacı odası parkına dağıtım yapılıyor. Önceden E-Devlet'ten falan müracaat vardı biliyorsunuz. Artık öyle bir şey yok. İlimiz merkezindeki toplam 106, ilçelere göre 168 eczanemizi vatandaşlarımız TC kimlik numarasına müracaat edip oradan maskelerini alabiliyorlar. Bu çalışmaları yürütüyoruz. Kurun adı da biz o sokağa çıkma yasağında da elemanlarımız muhtelif yerlerde. Bayram öncesinde yapacağımız pandemide değerlendireceğiz o konuyu. Çünkü her gün yeni bir şey gelişim oluyor. Çok dinamik bir süreç yaşıyoruz biliyorsunuz. Bayram daha var. Hazırlıklarımız da var bu konuda. Şimdilik ilimizde aldığımız tedbirler yeterli gibi görünüyor. Zaman zaman vatandaşlarımız aldığımız tedbirlerin çok sık olduğunu söylüyorlar. Sizin az önce belirttiğiniz gibi gevşek olduğunu düşünen insanlar var ama bunun bir dengesini kurmaya çalışıyoruz. Şu anda askeri birliklerimizde bir tane bile pozitif vaka yok. Geçen ay vardı. Askeri birliklerden bize gelen askerlerde pozitif vakalar vardı. Biz onları birliklere almadık. Yurtlara yerleştirdik, karantinaya aldık. Onların hepsi güzeldi değil mi? Bunların hepsi de negatifle döndü. Ondan sonra birlikleri gönderdik. Şu anda askeri birliklerimizde artı cezaevimizde çok önemli. Cezaevlerimizde herhangi bir pozitif vaka yok.